çok enteresan bir şey anlatabilir miyim bu dediğine katkı verecek? Çocukluk arkadaşlarımız da sürekli, benim de öyle bir hastalığım var yani. Hem ilkokul arkadaşlarım, ortaokul, lise, üniversite hepsiyle ayrı ayrı öyle bir denk geldi. Görüşüyoruz ve çocukluk arkadaşım. Ben de doğma büyüme Büyükdereliyim ve hani biz de öyle bir semt çocuğu olarak büyüdük. Hani bakkalı, manavı, camcısı, kasabı. Hepsinin elinde büyüdük. Balıkçı tekneleri kapı, yani evin önüne, ya tam kapının önüne, hakikaten evin önüne. Demirlerler de biz de onların sürekli elinde büyüyen çocuklardık. Çocukluk arkadaşlarımla dedik ki, ya hatırlıyor musunuz eskiden taş iskeleden denize girerdik. Twitter'dan mesaj düşüyoruz ama. Evet ya, girerdik falan. Bir tanesi dedi ki, ya ben bu yaşta girerim dersen 38 yaşında gidip gireceğim ben, dedi o denize. Öbürü dedi ki varım. Tamam, ben de varım. Sonra bir tanesi dedi ki, ya taş iskeleden girmeyelim. Gidelim şeyden, bir fenerden bir tane bizim 9 metrelik işte küçük sandalı tırtırı motorla çıkalım. Gidelim büyük limana, yüzelim. Ve biz bunu yaptık. Yani aynen o samimiyet duygusuyla. Çünkü yine çocuğuz. Hiçbirimizin ne egosu var, ne hayatta bir statüsü var, ne bir beklentisi var. Gittik. Akşamleyin saat 7'de denize girmeye başladık. Gece 10.30'a kadar yüzdük. Yani bir özlemişsiniz çocukluğunuzu. Yok, bu mahalleden gelmenin sen getirdiği bir evlisin olgu. Ben bekarım. Ha, bekarsın ya. Ben de bekar olduğum için zaten daha da saçma yani. Şöyle ama yani, hayır, evde oturup şimdi dizi seyretmek çok saçma ya. Bir adam düşün. Yani orada bir de bizim en üst kat, 11. kat. Evde kalmak için bir sebep yok. Storlar var böyle, oradan gölgen vuruyor mesela yan apartmanlara falan, tamam mı? Ben çünkü takıntılıyım. Dışarıdan eve birini oturttum, bir gün baktım o yan tarafın üst katında. Nasıl bir şey? Bir herif oturuyor böyle, Hacivat gibi cama vurmuş stora. Şöyle oturuyorsun mesela, dedim ki otur, zap yap dedim. Nasıl duruyor yani çünkü oraya. Şimdi oturuyorsun, herif zap yaparken görüyorum böyle, bir herif oturuyor, bir devamlı oynuyor. Ya bir de ruh, hani sapık gibi ya, bir herif tek başına, hadi bir şey. Yani şey olarak da beni bozuyor ruhen de, tek olduğun zaman yaşın da 50 üstündeyse böyle evde oturup televizyon bakmak falan şey olarak. May. Biz ne yapacağız, televizyon yaşındayız abi, bakıyoruz işte. Benim hani kendimi gözetleyeceğim bir storun da olmadığı için hakikaten bir ya, delilik ya. Benim hakikaten hiç kimsenin bilmediği bir özelliğim vardır. Hayatta şeye çok dikkat ettim ben, yaşam, şimdi bir yaşamın bir ritmi var abi, tamam mı? Bir ritim ve de bir temposu var. Bunun parayla, pulla yaptığın işte hiçbir şeyle ilgisi yok abi, tamam mı? Yani bu tempoyu yakalaman lazım. Yani kenarda 100 milyon dolar olur, işin gücün olur. Evde o tempodan yoksun. O zaman yoksun hayatta yani, ama bir tempoyu yakaladığın zaman hayatın ritmini, o ritmi, yani bir gün belki bununla ilgili özel bir program yapmak lazım. Ben o ritmi yakalamayı bilen bir insanım. O bakımdan da kendimi çok iyi programlarım böyle yerlerde. Yani evde oturup 2 saat dizi seyretsen beni bozuyor. Resmen şey olarak bozuyor yani. 2 saati kayıp olarak görüyorsun. Kayıp da değil, bir de saçma geliyor bana. Yani ne yapıyorsun? Evde dizi seyrediyorum. Hani keyif almıyorsun yani. O senin tarzının içinde onun olan bir şey değil. Çıkıp iki adamla kahve içmek veya bir yerde oturmak falan, bir yürüyüş yapmak. O ritim nedir ya? Biraz açıklasa o ritmi. Hayatın ritmi işte. Bu en şey felsefe. İş, aşk diyorlar buna. Napolyon'da mesela. Ha. Bir işin olacak. Aşkın yani, ve onu aşka ve aşına yetecek kadar işin olacak. Ama buradan çok zengin olman veya çok para kazanma anlamı değil. Bugün iki kısım ayrılıyor İtalya. Kuzey paralı, güney fakir. Bütün güney daha mutlu yaşar. Çünkü onlar o felsefeyi uygularlar. Ama kuzey hep mutsuzdur yani. Bu işin şeyle ilgisi yoktur. En basit felsefe bu işte. Yani iş, aşk felsefesi. Ve de hayatını basit yaşayacaksın. Yani basit derken madara olmayacaksın yani. Anladım. Demin o anlattığın basit. Yani madara olmamak lazım. Kendi ağırlıklı olduğun yerlerde, kendi arkadaşlarında, eski arkadaşlarında falan yaşayıp biraz da her tarafta böyle şey gibi akşamları hani ne bileyim, şimdi var ya bu yeni bir yaşam, pazarları bebekte kahvaltı falan. Yani o tarz bir yaşama girmeyeceğim demek istiyorum. Anladım. Hani... Peki Berfu, senin hiç böyle magazinciler peşine düştü oldu mu? Yok. Merhaba telefonu. Yok, ben mümkün mertebe uzak duruyorum hep. Yani şuradan başlıyor o iş galiba en başından. Şimdi ben işte 10 senedir bu işi yapıyorum, ekran önündeyim. Mümkün mertebe uzak duruyorum. İşte röportaj vermiyorum, çok ekrana çıkmıyorum. Hani çok kıramadığım insanlar olunca konuşuyorum falan gibi. Çok azdır yani benim. O yüzden o da herhalde belli bir mesafe oluşturuyor. Öyle peşime düşen falan olmuyor. Peki yani senden bir dizi oyuncusu, bir yarışma şey, bir yarışmacı, ne bileyim bir şey çıkartabilir miyiz? Yarışmacı derken? Yani işte dans yarışması, yetenek yarışması. Yok. Onda niye ev kadını olur abi? Onda niye ev kadını olur? Allah. Abi sen kızı eve bağlayacaksın yani. Evlendireceksin. Skor belli ya, evdeyiz. Yok, ben mesela bir dans yarışması, şu yarışması falan. Hiç öyle teklifi almadın mı? Almadım. Alsam da katılacağımı zannetmiyorum. Katılmazdın yani. Hayır. İlginç. Sana teklif geldi mi öyle yarışmalardan? Yok, yeterek metrelik yarışmalı. Şeyi merak ediyorum. Hangi mutfağı tercih ediyorsun kişisel olarak yani? Abi ben Türk yemeklerini seviyorum. Türk yemeklerini yani seviyorum. Özel bir bölgesi var mı? Yok, ama zeytinyağlıları çok severim. Yani zeytinyağlı
yemekler bence yani hakikaten birçok dünya literatüründeki bu mutfaklarda özelleştirilmesi gereken bir yemek. Yani hep şunu düşündüm. Mesela İngiltere'nin bir mutfak kültürü yok yani. Adamlar yıllarca fish and chips ile gelişmiş. Ama şu an dünyanın en önemli lokantaları orada. En çok tanınan ve hani pazarlaması en iyi yapılan şef aşçıları onlar da. Ama hiçbir şeyleri yok. Bizim her şeyimiz var ama işte eline eldiven takmadı diye hayda hurra şey yapılan bir durumdayız biz. Yani anlatabiliyor muyum? Bak nereye? O bir takılmış ona değil mi? Yok ben o onu çok da, ben onu çok rahatım ve acayip açtım. Yani hiç şey ya hiç hakikaten umursamıyorum onu. Ya Jamie çünkü, diye bir adam var. O da öyle yapar ya Amerika'da Jamie o da çok. Oliver, şey. Yani ha, Jamie Oliver evet aynen o da nasıl içinden geliyorsa öyle yapıyor adam ama sonuçta çok iyi pazarlanıyor bütün yaptıkları. Evet. Her şey çok iyi pazarlanıyor. Yani adamın kesme tahtasından bıçağına, önlüğünden kitabına, restoranından aynen. işte kafasına taktığı şapkaya kadar müthiş bir pazarlama ve ilginç bir şekilde ülke olarak da çok seviyorlar. Yani belki sevmeseler bile arkasında duruyorlar. Türkiye'nin genelinde böyle bir problem aynen var zaten. Öyle. Biz hiçbir şeyimizi pazarlayamıyoruz. Ya futbolcular da o yüzden bence mesela bu kadar zaman hep Türkiye liglerinde kalıyorlar. İşte İki elin on parmağını geçmiyor sayıları yurt dışında oynayan futbolcularımız. Yeteneksiz oldukları için mi? Hayır, iyi pazarlanıyor. Hayır, yani kesinlikle değil var. Yani. Ya peki, İyi pazarlanmadıkları için. Öyle bir pazarlama süreci var mı? İşte Arda'nın yani, şapkası. Şimdi programını yok. Yapmış Arda'nın mutfağı, Arda'nın okay. şapkası. Yani Arda'nın şu an kepçesi. İçin birinci etapta öyle bir şey yok ama benim yapmak istediğim zaten birinci amaç şu bu programda. Yani Arda'nın mutfağında amaç şu. Yani aynen Bilgin Gökberk lisanıyla anlatmam gerekirse. Yani mal bu. Bu adam hani sakallı, genç böyle bir... Bu herif bunu yapabiliyorsa ben de yapabilirim dedirtmek izleyene. Yani evet yani özendirmek anlatabiliyor muyum? Yani birazcık baksın, özensin. Yani hakikaten bu adam bunu yapıyorsa ben niye yapmayayım diyecek bir kişi daha olursa bu iyi bir şey olur. Yemek yapmaya özenmesin. Evet yapsın, yapamasın, becersin, beceremesin. Zaten mümkün olduğu kadar hani daha kolay uygulanabilen ve ilgi çekecek tarifler vermeye çalışıyorum ben. Hani oturup da işte 24 saat orada beklet, bir 24 saatte bu derin dondurucuda beklet. Ondan sonra yapmak için 3 tane de adam... Evet yani ilgi çekici şeyler olsun ama basit pratik şeyler olsun. Programın esas amacı bu. İnsanlara yemek yapmayı özendirici olsun. Mutfak olarak da ben evet Türk yemeklerini çok seviyorum. Çünkü gerçekten lezzetli yani Türk mutfağı. Ama baktığınızda hani uzak doğuya gittiğim seyahatlerde yediğim sokak yemekleri bence en güzelleriydi. Yani neler vardı içinde? Abi, ya neler yoktu ki? Acayip şeyler var şimdi sokak yemekleri. Yani var evet o tip şeyler var. Evet, abi, çekirge yanlış anlayabilirler çekirge. Hayır yani yani nasıl söyleyeyim? Böcek. O tip şeyler çok var. Onları bir tarafa bırakıyorum. Tamam. Onları ama, yemiyoruz. Ama hani çıktığınız zaman ıslak hamburger diye bir şey var bizde. Ya da güzel bir kokoreç var. Var ya. Ya da vesaire. Bunun gibi ya, biz sokak yemeğine çok düşkün bir milletiz ve çok da seviyoruz. Ve ben hep derdim ki kendi kendime ya bizde bu işin ağababası var. Ta ki oraya gidene kadar. Yani ben yani orada mesela sonsuz tezgahlar var ve bir tezgahta yediğinin farklı bir versiyonu başka bir tezgahta yiyorsun. Evet daha çok kızartma vesaire gidiyor ama sonsuz bir ürün ve hani hakikaten öyle sokaktan yemek yemeyi seven bir adamın aklını oynattıracağı şeyler var. Yine de hepsini bir poşete koyarsak benim için çıkan bir numara Türk yemekleri olur ve zeytinyağlı. Gayet güzelmiş.